Günaydınlar sevgili arkadaşlar, merhabalar. Herkese çok güzel bir gün diliyorum. Değerli arkadaşlar, borsayla ilgili olarak bu analizimizde sizlere özellikle yabancıların ne yaptıkları hususunu aktarmaya çalışacağım. Zira son günlerde gelen satışlar, yabancı takas oranında bir değişim var mı? Yabancı takasında bir gerileme yaşanmakta mı? Ve özellikle endeksin bir miktar geri çekilmesi hususunda yabancıların hangi hisseler üzerinde yoğunlaştıkları konusunda sizleri aydınlatmaya çalışacağım. Vaktim kalır ise Viyop endeks kontratları konusunda da birkaç hususa değinmek niyetindeyim. Değerli arkadaşlar, öncelikle hafta sonu aktarmış olduğum detaylı borsa analizimizde yabancıların henüz çok ciddi bir oranda satış yapmadıklarını, Standard & Poor's tarafından gelen not değişiminin olmadığına dair karar sonrasında endeksin haftaya zayıf bir eğilimle başlayabileceğini, 100.300 ila 100.700 aralığındaki bölgeyi test edebileceğini ama 100.000 desteği güçlüdür, 100.000 desteği kolay kolay kırılamaz şeklinde bir mesaj verebilmek adına özellikle yabancıların ciddi miktarda pozisyon taşıyor olmalarını referans kabul etmek suretiyle bu bölgenin güçlü bir destek olduğu vurgusu ve mesajı verilerek yeni alıcılar piyasaya çekmek şeklinde bir stratejinin uygulanabileceğini, bu ihtimalin gündemde olabileceğini, dolayısıyla 100.000'e yaklaşımlar ardından özellikle 100.300-100.700 bölgesine yaklaşımlar ardından bir tepkinin gelme ihtimalinin gündemde olabileceğini ifade etmiştim. Ve şu grafik eşliğinde Fibonacci çizimimiz burada 85.000'lere kadar yaşanan geri çekilme ardından 120.000 seviyesi zirve noktamız olan bu bölge referans kabul edilmek suretiyle şuradaki arkadaşlar %50 yani 103.092 seviyesine denk gelen hattın önemli bir direnç bölgesi olduğunu bu bölge üzerinde kapanışlar olur ise eğer bu bölge direnç olarak algılanmaz ise eğer bu durumda endeksin 106.000 ve 107.500 bölgesine doğru bir hareketlilik yaşama ihtimalinin endeksin güç kazanma eğiliminin söz konusu olabileceğini ifade etmiştim. Zira bu hafta arkadaşlar gördüğümüz üzere 103.131 seviyesi görüldü ve dolayısıyla 103.092 seviyesindeki Fibonacci direncimiz geçilemedi. Aynı zamanda pivot değerlerimiz itibariyle de 102.789-102.800 seviyesinin üzerinde kalınmasının önemli bir faktör olabileceğini, bu seviyeye kadar bir yükseliş olabilir ama bu seviyenin net bir şekilde üzerinde kalabilir isek eğer 104.800'e kadar bir yönelimin mümkün olabileceğini ifade etmiştim. Nitekim 102.800 veya 103.000 bölgesindeki direnç hattı etkisini göstermek suretiyle biz gerilemeye başladık. Bu noktada arkadaşlar gerileme nereye kadar devam edebilir sorumuzun yanıtını da yine 100.600 olarak almaktayız. Birinci pivot haftalık desteğimiz olarak. Bugün arkadaşlar hangi seviyeye kadar geri çekildik? 100.700 seviyesine kadar geri çekildik ve ardından bir tepki oluştu. Sınırlı bir tepki olabilir belki ama sonuç itibariyle buradan bu bölgenin daha da aşağısının görülmediğine, 100.000'e yaklaşılmak suretiyle bir panik havasının oluşmadığına tanık olduk. Sevgili arkadaşlar, bu grafiği buradan alıyorum ve bir başka grafik olarak ise endeksteki son hareketin başladığı, yani işte 2019 yılına girdiğimiz günler itibariyle başlayan son harekette görmüş olduğumuz 106.000'ler civarındaki seviye ile bu 87.500 bölgesini referans olarak aldığımız zaman ise şu seviye bizim için önem kazanıyor. %23.6'ya denk gelen 101.506 seviyesi. Bu seviye niçin önemlidir arkadaşlar? Yükselişin devamı adına, endeksteki güçlü görünümün devamı adına bu seviye aşağısına gördüğünüz gibi sarkmalar oluyor ama bu seviye aşağısında kapanış olmadıkça, kapanışlarımız bu Fibonacci kriterinin üzerinde gerçekleştikçe endeksteki teknik dengelerin tam anlamıyla çok ciddi bir şekilde bozulduğundan söz etmemiz mümkün olamayacaktır. Ve şu anki tablo itibariyle arkadaşlar kapanışımız 101.742. Dolayısıyla 101.556 seviyesinin üzerinde gerçekleşmiş.
O halde arkadaşlar 101.556 seviyesinin aşağısındaki kapanışların endeks adına önemli bir tehdit, önemli bir tehlike olabileceğini düşünmemiz gerekiyor. Değerli arkadaşlar, endeksin bu görmüş olduğunuz pivot değerlerini, pivot destek ve dirençlerini ve aynı zamanda Viyop piyasalarıyla ilgili olarak destek ve direnç değerleri günlük olarak şuradan bulabilirsiniz arkadaşlar. Borsapivot.com sitesini zaman zaman analizlerimde kullanmaktayım. Bu site bir veri sitesidir. Bazı bölümleri ücretsizdir. Bu görmüş olduğunuz destek ve direnç bölgeleri sitenin ana sayfasında yer almaktadır. Buradan çok kolay bir şekilde, ücretsiz bir şekilde yararlanabilirseniz endeksin günlük, haftalık, aylık pivot değerleri, destek ve dirençleri ve yine endeks 30'a ait Viyop değerlerini, destek ve dirençlerini buradan izleyebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar, bu site dediğim gibi her gün akşam saatlerinde güncellenmekte. Dolayısıyla güncel verileri buradan alabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar endeksle ilgili olarak 101.556 seviyesinin önemine değindik ve aynı zamanda 100.300 ila 100.700 bölgesinin önemli bir tepki bölgesi olabileceğini ifade ettik. Arkadaşlar 101.000 şu noktaya tekrar dönmek istiyorum. 102.800 veya 103.100 seviyesinde bulunan 102.800 ila 103.100 bölgesi arasındaki pivot ve Fibonacci direnç hatlarını aşabildiğimiz takdirde bu durumda 104.800 seviyesinin ilk önemli ulaşılmak istenebilecek teknik bir hedef olabileceğini dikkate alabilir ve bu seviyeye yaklaşımlarda endeksin gücüne, gerçekleşen alımların hacmine ve para girişine dikkat etmek suretiyle bu direncin aşılabilir mi, aşılamaz mı yoksa bir zorlanma mı oluyor noktasında karar verebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi bir de bankacılık endeksine bakalım. Bu husustaki tablonun ne olduğunu görmeye çalışalım. Bankacılık endeksi biliyorsunuz endeksin referans sektörlerinden birisidir ve şu bölgeye kadar gerçekleşen %50 Fibonacci direnç noktasına kadar gerçekleşen 143.000 bölgesine kadar gerçekleşen bir yükseliş sonrasında geri çekilme eğilimi başladı ve özellikle %38.2'ye denk gelen, yani şu hatta denk gelen bölgenin destek olarak korunması haliyle endeks içinde önemli bir kriter olacaktır. Şu anda arkadaşlar biz bu seviye 130.975 seviyesine denk gelmekte ve en düşük olarak 130.900 noktasını gördük. Yani neredeyse milimetrik olarak bu Fibonacci desteğinden bir tepki oluştu ve son kapanış itibariyle 132.750 seviyesinde, yani bu bölgenin yaklaşık 2.000 puan civarında yukarısında bir kapanış gerçekleşti. Bankalar nezdinde İş Bankası, Akbank, Vakıfbank gibi büyük bankaları yakından Garanti Bankası tabii ki en başta olmak üzere yakından izlemek suretiyle bu bankaların birkaç tanesinde net aşağı eğilim görüyorsanız, önemli para çıkışları görüyorsanız bu durumda bankacılık endeksinin şu bölgede tehlike yarattığını, yani bu 130.975 veya 131.000 seviyesini aşağı kırması durumunda satışların hızlanabileceğini düşünebilirsiniz. Ancak bugün bu seviyeye kadar gelen bir satış eğiliminde bu hat kırılmadı ve tam da buradan bir tepki oluştu. Değerli arkadaşlar, şimdi gelelim yabancıların durumuna. Yabancı takas oranına baktığımız zaman arkadaşlar, öncelikle bu grafiğimiz neyi ifade etmekte? Beyaz eğri veya beyaz gölgeli bölge diyelim, yabancı takas oranını ifade etmekte. Normal çubuklarımız ise endeksi ifade ediyor arkadaşlar. Bu grafikte aktif olan endeks verileridir. Dolayısıyla şu bölgede görmekte olduğunuz gibi yabancı takas oranının endeks seviyelerini yukarı kırmasıyla birlikte endekste ciddi bir yukarı eğilim oluşmaya başladı. Ve arkadaşlar bu yabancı takas oranı daha önceki tarihlerde de vermiş olduğu analizlerde olduğu gibi endeksin Ocak sonunda, geçen yıl 2018 yılının Ocak sonundaki 120.000 seviyelerine denk gelmekte. Yabancı takas oranı %66'lar seviyesine yükseldi. Ama bu %66'lık seviye geçtiğimiz yılın 120.000'li seviyelerine denk geliyor olsa da
Bu hususta endeksle alakalı olarak verdiğim analizlerin tamamında şu ifadeyi kullanmıştım. Yabancı takas oranının %66'lara ulaşması demek, daha önce endeksin bu oranda ulaşmış olduğu seviye olan 120 binlere kadar devam edecek bir yükselişin habercisi olduğu anlamına gelmez ifadesini kullanmıştım. Zira endeksin neredeyse 10-15 gün boyunca sıkı bir ralli eğilimiyle ciddi bir yükseliş konumunda bulunduğu süreçte sizler yine endeksin 120'ye, 130'a, 140'a gideceğine dair afaki analizleri ve söylemleri okudunuz ama ben sizlere bu konuda uyarı olması bakımından yabancının ana niyetinin yüklü miktarda taşımış olduğu pozisyonları 100 bin direnci aşılmıştır mesajı verdikten sonra bu yükselişe katılamamış olan küçük yatırımcıyı çekebilmek, piyasaya alıcı olarak sokabilmek adına bir çaba içerisinde olacağına dair bir takım ifadelerde bulunmuştum. Ve nitekim arkadaşlar son 1,5 aylık süre içerisinde, yaklaşık 1,5 aylık süre içerisinde endekste yaşanmakta olan ciddi ralliye bağlı olarak yaklaşık 100 bin civarında yeni yatırımcının borsada hesap açtırdığına dair bir takım bilgiler gelmekte. Evet arkadaşlar, bu yeni hesap açtıranlar umarız ki bilinçli insanlardır, umarız ki bilerek adım atan insanlardır. Ama borsadaki bu ılımlı hava, bu pembe tabloya aldanıp da bilinçsiz bir şekilde piyasaya adım atan ve hisse senetlerine tabirimi hoş görünüz saldıran yatırımcı, tabii ki büyüklerin ve özellikle yabancıların aradıkları, bekledikleri avdır. Şimdi değerli arkadaşlar, yabancı takas oranı %66'lar seviyesine ulaştı ama son günlerde takas oranında bir azalma eğilimi görmekteyiz. Şimdi arkadaşlar ben bu grafiğimi yabancı takas oranını ön plana getirecek şekilde değiştireceğim. Evet, şu anda arkadaşlar yabancı takas oranımız aktif durumda. Şurada gördüğünüz gibi Ocak sonuna doğru yabancı takas oranının %66.03 seviyelerine kadar yükseldiğini görüyoruz. Ardından %66.16 seviyesi görülmüş Ocak sonunda ama ondan sonra ufak bir gerileme eğilimi olmuş. 66.404 seviyesine gelmiş ve en son itibariyle arkadaşlar %65.69 seviyesinde. Yani 0.30-0.35 civarında çok da önemli, çok da büyük bir oran olarak tabir edemeyeceğimiz bir miktarda bir azalım var. Yani net bir şekilde şunu söyleyebiliyoruz. Yabancının satış niyet ve isteğini son günlerdeki işlemlerinden görüyoruz. Ama hali hazırda çok kuvvetli bir satış eğilimi içerisinde olduğunu söylemek için erkendir. Zira henüz %66'lar seviyesine yakın bir durumdayız. Ne zamanki %65 seviyesinin aşağısına ineriz, İşte bu durumda yabancının ciddi bir şekilde satış yapma eğilimi içerisinde olduğundan bahsetmek mümkün olabilir. Ama bu demek değildir ki biz yabancının %65'ler seviyesine inmesini ve dolayısıyla da endeksin epeyce bir geri çekilmesini bekleyelim. Yapılması gereken, yabancı eğer şu anda bir satış eğilimi gösteriyorsa yabancıların neler yapmakta olduğunu günlük olarak takip etmek. Özellikle ve özellikle banka hisselerindeki tavır ve davranışlarını günlük olarak takip etmek, yabancı oranını günlük olarak izlemekte büyük yarar bulunmakta. Bu seviyelerden tekrardan bir dönüş yapmaz mı? Tekrardan bir yukarı atak yapıp da %66,5'lara veya 67'lere doğru alımlarını hızlandırmaz mı? Bunu önümüzdeki günler gösterecektir. Şu anda bunun için net bir şey söylemek mümkün değil. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar %66,5'lara geldiği zaman tekrardan bir aşağı eğilim olmuş ama ardından tekrardan yükseliş söz konusu olmuş. Özetle dikkatli ve temkinli olunması gereken bir tablo ve yabancının satış niyetini görebilmekteyiz. Değerli arkadaşlar, bir de endeksin ve yabancıların tavrına dolar bazında bakalım isterseniz. Dolar bazında tablonun ne olduğunu anlamaya çalışalım. Sevgili arkadaşlar, endekste güçlü bir hareketin olmayacağını, endeksin 106 bin, 107 binler bölgesine kadar ancak nefesinin devam edebileceğini ve oradan sonra bir satış eğiliminin gelebileceğini, bir süre 100 bin, 100 bin, 500, 105 bin aralığında bir konsolidasyon süreci gibi
bir gitgellerin olabileceğini ve bu gitgel sürecinde yabancının yavaş yavaş elindeki malı eritme taktiğini uygulayacağını, belki 106-107 binler görülebilir ama oraların bir köpük bölge olarak algılanma ihtimalinin yüksek olabileceğini aşağı yukarı her analizimde vurguluyorum. Ne zaman ki 107-108 binler üzerinde çok net bir kapanışlar görmeye başlarız. İşte o zaman endeksin yönünün 115'lere 116'lara kadar devam edebileceğini düşünebiliriz. Ama benim için esas referans şu olur arkadaşlar. Ben ne zaman ki şu endeks eğrilerini, şu görmüş olduğunuz beyaz yabancıları göstermekte biliyorsunuz. Bu eğrinin üzerine çıkar da, yani beyaz eğrinin üzerinde ben endeks çubuklarını görmeye başlarsam, işte bu durumda endekste ciddi bir alım dalgasının olduğunu düşünebilirim. Zira arkadaşlar bu yabancının ve endeksin dolar bazındaki grafiğini göstermekte. Şurada gördüğünüz gibi bakınız, örneğin en yakın bölge olarak burayı söyleyelim. Şurada gördüğünüz gibi beyaz eğrinin, yani yabancıların takas oranını gösteren eğrinin üzerine çıkan bir endeks görünümünde endeksin 120 binlere atak yaptığı süreci yaşamış bulunuyorduk. Ama şurada endeks ile yabancı takas oranının birbiriyle oldukça paralel bir eğilim içerisinde olduğunu ve endeksin yabancı takas oranından ciddi bir şekilde ayrılıp da şu bölgelere doğru koşamadığını, dolar bazında değer kazanamadığını görüyoruz. İşte arkadaşlar bu sebeple yabancının mevcut potansiyelini %66'lar seviyesine ulaştırmış olsa bile endeksin ciddi bir şekilde yükseliş potansiyelinin mevcut olmadığını düşünmekteyiz. Evet arkadaşlar, kısa bir süre olarak da sizlere, pardon, bundan önce arkadaşlar değinmek istediğim bir başka husus var. Yabancıların özellikle son günlerde hangi hisselerde yoğunlaşmış olduklarını sizlere aktaracağımı ifade etmiştim. Hemen buradan canlı bir şekilde bunu da izlemeye çalışalım. Bir takas penceresi açmaya çalışıyorum. Evet. Kurum tarihsel diyelim arkadaşlar. Ve buradan yabancıları seçelim. Arkadaşlar geçtiğimiz haftanın başından son güne kadar ki süreyi dikkate alalım. Son 10 günlük sürede ne olmuş ne bitmiş bunu bir izlemeye çalışalım. Şu tarihimin güncel bir tarih olması gerekiyor. Evet sevgili arkadaşlar, lot bazında bakacak olursak yabancının özellikle son 10 gün içerisinde 26 milyon, 27 milyon lot civarında işçi hissesi aldığını, 23 milyon, 24 milyon lot civarında Türk Telekom hissesi aldığını ve Trakyacam 9 milyon civarında, Kardemir'de 9 milyon civarında aldığını görmekteyiz. Arkadaşlar ekranınızdan görüntü alarak bu tabloyu ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Bir de isterseniz şöyle bir Perşembe gününden itibaren bakalım. Geçtiğimiz hafta Perşembe gününden, yani son 3-4 günü dikkate almak kaydıyla bakalım. Bu durumda da arkadaşlar Kardemir'de de 25 milyon lotluk bir alım olduğunu görüyoruz. İşçi'ye de 10 milyon lot civarında bir alım. Trakyacam'da 5,5 milyon. Şok marketlerde Enerjisa ve Aselsan'da 3 milyon 200 bin lot civarında bir yabancı alımını görmekteyiz. Ayın 14'ü ile 19'u arasındaki süreçte lot bazında en çok hangi hisselerde satış olmuş diye bakacak olursak arkadaşlar, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Türk Hava Yolları 25 milyon lot civarında bir satış görüyorum. Garanti Bankası'nda ciddi bir satış var. Zira bir önceki gün ICBC Turkey isimli banka veya yatırım, Çinli yatırım kuruluşunun çok ciddi satışları vardı. Garanti Bankası'nda 100 milyon civarında bir para çıkışına sebebiyet vermişti. Yapı Kredi Bankası'nda 13-14 milyon lot civarında bir satış gözleniyor. Petkim, Koza, Vakıfbank, Akbank. Yani arkadaşlar bankalar nezdinde son 3-4 gün içerisinde satışlar olduğunu ve bu satışların da önemli bir kısmını yabancıların yaptığına tanık oluyoruz. Ama bu son 1 aylık, 1,5 aylık süre içerisinde bankalara yönelik olarak gerçekleşen alımlara baktığımız zaman henüz bu satış miktarlarının çok büyük oranlarda olduğunu söylemek için erken olduğu kanaatindeyim. Evet değerli arkadaşlar, şimdi Biop 30 diyelim. Evet, Şubat kontratları itibariyle arkadaşlar bakalım tabloya. Şubat kontratları itibariyle değerli arkadaşlar görmekte olduğumuz tabloya göre %23.6'ya denk gelmekte olan 130.850 seviyesinin aşılmasında bir zorluk yaşandığına tanık oluyoruz.
Bu bölgeye yaklaşımlarda zorlanma olmuş ve en son itibariyle ise şu destek seviyemize kadar bugün itibariyle %38.2'ye denk gelen 127.500 seviyesine yaklaşan bir görüntü hakim olmuş. Arkadaşlar 127.500 seviyesi önemli bir destek olarak karşımıza çıkmakta. Bu seviyenin aşağısına gelinmez ise bu durumda tekrardan 130 seviyesine doğru, 131 seviyesine, 131.000 seviyesine doğru bir tepkinin oluşması beklenebilir. Bir başka ifadeyle endeksin 101.100, 101.500 aşağısında kapanışlarına tanık olmadığımız takdirde bu durum bize 131.000 seviyesine doğru bir tepkinin oluşma ihtimalini ifade etmekte. Şayet 131 seviyesinin üzerinde kalıcı kapanışlar gözlenebilir ise tekrardan 136-137.000 seviyelerine doğru bir hareketlenme mümkün olabilir. Sevgili arkadaşlar, yarın için takip edilmesi gereken pivot seviyeleri 128.800 seviyesi önemli bir pivot seviyesi olarak görünüyor ve son kapanışımız 129.075 olduğu için, yani pivot seviyesinin üzerinde bir kapanış gerçekleştiği için yarın, daha doğrusu bugün, özür diliyorum, ben bu analizi gece saatlerinde aktardığım için arkadaşlar sizlere iyi sabahlar günaydın dedim ama gece saatlerinde aktardığım için yarın kelimesini kullandım. Bugün itibariyle birkaç saat sonraki açılışımızın olumlu olma ihtimali mevcuttur. Zira 128.800 pivot seviyesinin üzerinde gerçekleşen bir kapanış hakim. Bu olumlu kapanış sonrasında arkadaşlar 130.000'e kadar devam edebilecek bir yükseliş ihtimali mevcut görünmekte. 128.800 seviyesi üzerinde kalabilmemiz şartıyla tabii ki. Şayet 130.000 direnç noktasında bir zorlanma olur, geri dönüş olacak olur ise 129.200-300'lere kadar olabilecek olan geri çekilme sonrasında yeniden bir tepki başlayabiliyor ve bu direnç tekrardan zorlanabiliyorsa bu durumda bu dirençte bir aşılma niyetinin var olduğu düşünülebilir. Bu kez arkadaşlar 130.600, şayet burası da aşılacak olursa 131.800 seviyesine kadar devam edebilecek bir yükseliş ihtimali mümkün görünmekte pivot sistem tekniği itibariyle. Tamamıyla teknik seviyelerden bahsediyorum, teknik kriterlerden bahsediyorum değerli arkadaşlar. Evet, VIOP işlemlerinde dün itibariyle hangi kurumların ne işlem yaptıklarına bakacak olursak sevgili arkadaşlar, TEB Yatırım'ın 17.000 kontrat civarında bir satış yönünde olduğunu, short pozisyon yönünde olduğunu görmekteyiz. Diğer taraftan Merrill Lynch'in 3.000 kontrat civarında satışı mevcut ama diğer cepheye baktığımız zaman İş Yatırım'ın 7.500, Şeker Yatırım'ın 2.700 ve Credit Suisse'in ise 2.400 kontrat civarında alım yönünde hareket ettiklerini görmüş bulunmaktayız. Ve arkadaşlar ilk 5 kurum bazında baktığımız zaman dün itibariyle 6.613 kontrat civarında satıcıların üstün olduğunu görüyoruz. Bakınız ilk 5 kurum bazında 16.174 kontrat alım ama 22.700 küsur kontrat ise satış olmuş. Dolayısıyla dün itibariyle endeksin özellikle 103.000 hata yaptığı, 102.000'lere yönelik bir hareketlilik yaşadığı esnada buradan, bu bölgelerden bir satış baskısının yoğun olduğunu ve ilk 5 kurum bazında 6.613 kontratlık bir satış farkının oluştuğunu görmüş bulunmaktayız. Endeksin yükselişindeki sıkıntının bir sebebinin de VIOP bazında satış eğiliminin biraz ön planda olmasından kaynaklandığından bahsedebiliriz. Tabii ki bu demek değildir ki bugün bu satışlar devam edecek. Bugün de long ağırlıklı bir gün olabilir. Genel piyasa koşullarında çok önemli bir dengesizlik mevcut değil. Amerika piyasaları endeksleri nötr kapanış yaptı. Yine Almanya'da nötr kapanış yaptı diyebiliriz. Bu saat itibariyle S&P future'larında da önemli bir sıkıntı mevcut değil. Nötr bir konum içerisinde işlemlerini devam ettirmekte. Evet sevgili arkadaşlar, endekse dair ve VIOP 30 kontratlarına yönelik olarak söyleyebileceklerim bunlardan ibaret. VIOP 30 için arkadaşlar bir kez daha tekrarlamak istiyorum. 128.800 seviyesi üzerinde kalındıkça
130 bin, buranın da aşılması durumunda 130.600 seviyelerine dikkat edilmeli. Şayet endeks, endeks bazında söylüyorum, 102.800-103.000 bölgelerine doğru bir hareketlilik, bu direnci kırmak adına bir çaba içerisinde bulunuyor ise, bu durumda 131.800-132.000'lere doğru bir BIOP endeks hareketi görme ihtimalimiz mevcut bulunmakta. Değerli arkadaşlar, en son olarak da sizlere BorsaPivot.com sitesinden günlük para giriş ve çıkışları ile ilgili olarak dün itibariyle en çok hangi hisselere para girdiği konusunda aydınlatmak istiyorum. Arkadaşlar, günlük para giriş ve çıkış bölümünü tıkladığınız zaman akşam saatlerinde gün içerisinde oluşan değerlere ulaşabiliyorsunuz. Ereğli'nin 26 milyon civarında bir para girişi olmuş. Vakıfbank'ın 16 milyon civarında, Petkim'in 11 milyon civarında, Kozal, Emlak Konut, Koç Holding, Zoren, Turkcell ve Koza'da ise para girişleri olan bir gün yaşanmış. En çok para çıkışı yaşanan hisselere bakacak olursak ok tuşlarımız vasıtasıyla arkadaşlar bu konuda sıralama yaptırabiliyoruz. Tüpraş'ta bir para çıkışı yaşanmış 12,5 milyon TL civarında. İşçe, Garanti, Akbank, Halkbank, evet bankalar sıralanıyor para çıkışlarında. TT.com, Kardemir ve Türk Hava Yolları'nda para çıkışlarının olduğunu görmekteyiz. Değerli arkadaşlar, son dönemlerde en çok, yani son 5 gün içerisinde en çok hangi hisselere para giriş çıkışı olmuş şeklinde bir sıralama yaptırmak istediğim zaman Aselsan'da istikrarlı bir para girişi görüyorum arkadaşlar. Her ne kadar son gün ki önemsiz bir rakam 660 bin TL gibi, ama son 4 güne baktığımız zaman bir para girişi hakimiyeti mevcut. 41 milyona yakın bir para girişi mevcut. Tüpraş son 2 gündür bir para çıkışı yaşıyor ama genel anlamda para girişi ön planda. 31 milyon TL civarında bir para girişi mevcut. Yine Ereğli'de istikrarlı bir para girişini görüyorum. Zira bu dün itibariyle 26 milyon güzel bir para girişi yaşamış. Kapanışını 9.05'ler seviyesinde yapmış. 9.20 direncine doğru hareketlenme ihtimalini sanki bu tablo biraz daha artırmış gibi görünmekte. Kozal'da da bir para girişi hakimiyeti olduğunu görüyorum son 5 güne baktığım zaman. Arkadaşlar, Soda, Işıklar Holding, Enerjisa, Turkcell ve Şişe, İşçe genel anlamda son 5 gün itibariyle para girişi eğilimi olan hisseler konumunda. Bu noktadan da hareket ederek bu bilgileri de analizlerinizde ve değerlendirmelerinizde referans olarak kabul edebilirsiniz diye düşünüyorum. Evet değerli arkadaşlar, bu aktarmış olduğum videolardan anlık bir şekilde bilgilenmek ve derhal haberiniz olmasını arzu ediyorsanız kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Bu veriler BorsaPivot.com sitesinden alınmıştır bazı bölümler. Ayrıca gün içerisindeki analizlerden veya anlık yorumlardan, saatlik veyahut da 2 saatlik, 4 saatlik gibi pivot destek ve dirençlerinden yararlanmak gibi bir düşünceniz ve arzunuz bulunuyorsa da @HalukCanberk adresinde devam etmekte olan Twitter adresimi takip edebilirsiniz. Tekrar iyi bir gün diliyorum. Umuyorum ki hisselerinizde ve BIO pozisyonlarınızda beklediğiniz yönlerde olabilirsiniz. Hoşça kalınız efendim, saygılarımla.